Herkese merhabalar. Bugün Nano Open'da çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Doğan Taşkent, hoş geldiniz. Mikrofonu kendisine devretmeden önce hakkında kısa bilgi aktarmak istiyorum. 1993'te ETH Zürich Elektronik Mühendisliği Fakültesinden mezun olan, MIT ve New York Üniversitesi'nde yüksek lisans dereceleri alan Doğan Taşkent, 1998-2005 arasında Lucent Technologies Bell Laboratuvarlarında Ar-Ge mühendisi olarak görev yaptı. 2006-2007'de Lucent Technologies İstanbul ofisinde CTO olarak çalıştı. 2008-2018'de Arkan Ergin Kurumsal Finansman'da girişimcilik, teknoloji transferi, şirket yapılandırma danışmanı olarak görev aldı. Şu anda Ataba İlaç'ta Ar-Ge ve İnovasyon İcra Kurulu üyesi olarak çalışan Taşkent, Koç Üniversitesi'nde stratejik düşünce ve teknoloji yönetimi eğitimleri vermekte. İBG, ÜSİM, Global İlişkiler Forumu kurumlarında yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Doğan Bey bize bugün Türkiye'de ilaç ve biyoteknolojide inovasyon hakkında bir konuşma yapacak. Doğan Bey, tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız için. Mikrofonu ve ekranı size devrediyorum. Nokta Hanım, çok teşekkürler bu paylaşım için. Çok sağ olun. Günaydın herkese diyeyim. Size tabii saat 11. Ben bugün size Almanya'dan iş seyahatindeyim burada. Oradan bağlanıyorum. Almanya'dan da hepinize selamlar Düsseldorf'tan. Bugün önümüzde bir yarım saatimiz var. Ben hızlıca ilaç ve aşı, ama bunlar benzer yaklaşımlar benim için baktığım açıdan. Türkiye'de bu inovasyon olarak bunu nasıl ele alabiliriz diye sizlerle bir sunum paylaşacağım. Konseptler paylaşacağım sizlerle. Çünkü inovasyon dediğimiz zaman çok duyuyoruz. Artık herkesin ağzın kelimesi kullandığı bir kelime her yerde. Birçok şey okuyoruz, birçok makale okuyoruz ama daha çok batıda bu işler nasıl oluyor ve nasıl olmalıyı öğreniyoruz. Ama inovasyon çok kontekst bağımlı bir yapıdır. Yani sizin olduğunuz ekosisteme bağlı bir yapıdır. Bunu da Türkiye'de bu işlere girerken burada nelere dikkat etmeliyiz diye bir yaklaşımla sizlere bunu paylaşacağım. Birkaç konsept paylaşacağım. Asıl beklentim aslında sizlerin mümkünse bu konuda sonunda spesifik soru sormanız olacak. Şimdi ben hemen sunumumu başlıyorum. Okey. Nokta Hanım'ın dediği gibi benim geldiğim yer ETH, MIT, NYU. Çalıştığım konular hep teknoloji geliştirme üzerine oldu. 30 senem veya üzeri teknoloji geliştirme üzerine zaman ayırdım. Elektronik mühendisliği, diploma mühendisliği aldım ETH'dan. Sonra onun altı nasıl çalışıyor? Bu elektroniğin altındaki fizik nasıl diye MIT'de kuantum optik üzerine çalışma yaptım. Onun arkasından NYU'da da peki bu nasıl ticaretleştirir, bu teknolojiye nasıl yönetilir diye bakınca da teknoloji yönetimi üzerine bir yüksek lisans daha alıp doktoramı başladıktan sonra bırakıp Bell Labs'te fiber optik konularına girdim. Özellikle yarı iletken lazerler ve fiber optik transmission teori üzerine çalışmalarım oldu ve dünyada da kullanılan ürünleri geliştirme ve sahaya sunabilme fırsatım oldu. Hani benim geldiğim yer Ar-Ge, araştırmanın teknolojiye evrilmesi ve sahaya inmesi. Benim 30 senem buralarda geçti. Bu nasıl olur? Yani bir araştırma, bir bilim nasıl sahaya iner? Aradaki yapıda zaten teknoloji geliştirme yapısı olarak söylüyoruz. Türkiye'ye geldiğimde de istediğim ortamı görmediğim için teknoloji geliştirme ortamını Türkiye'de 66 üniversite gezdim bu çerçevede. Dedim ki burada ihtiyaçlar ne, ne yapılıyor diye. Ve birçoğunun da teknoloji transfer ofisi kurulumunda veya geliştirilmesinde destek aldım. Yani 2500 startup'la çalıştım. İşte 300 tane mentörlük yaptık. Birçok çalışma oldu ama benim hep yaklaşımım bilim nasıl ticarileşebilir? Bunun parçası olarak Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi platformundaki burada da Profesör Hamit Serbest Hoca ve Profesör Doktor Fazilet Vardan Sükan hocaların yönettiği yapı. Orada da kendilerinden Türkiye'de bu işler nasıl oluyor, olmuyor, nelere ihtiyaç var? Son 10 senemde
Türkiye'de bu yapıların içinde Amerika'da nasıl yapıldığını gördük, İsviçre'de nasıl olduğunu görebildik. Bir de bu Türkiye'de bu konseptler nasıl oluyor ve bunlarla ilgili hem bir teorik eğitimler veriyoruz üniversitede hem de Atabay ilaçta, Atabay kimyada bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz bu tip çalışmalar. Kolay mı? Hayır, değil. Sahada ne olduğunu, ne bittiğini görebiliyorum. Birebir yaşıyorum çünkü problemleri. Burada da biraz bunları özetleyip sizlere sunmaya çalışacağım. Şimdi basit yerden başlayacağım, bazı yerden başlayacağım, bizim olduğumuz yerden. Şimdi bu sunumumuzun başlığında ilaç ve aşı inovasyon kelimesi var, inovasyon. Dediğim gibi inovasyon çok konuşulsa da şunu bir daha teyit etmem gerekiyor. İnovasyon tanımı 1911'de zaten yapılmış Joseph Schumpeter tarafından. Tamam, çok başka tanıma da gerek yok. Ve demiş ki pazarda başarılı olan buluşa inovasyon denir. Çok basit. O buluşu açarız. Buluşun içinde neler var diye açılabilir. O ayrı. Ama bir buluş yapılacaksınız demiş. Bizim buluştan anladığımız, sizlerin daha bilim bazlı buluşlardan bahsediyoruz. Bu buluş pazarlama buluşu olabilir. İş geliştirme veya iş yöntemi, business model diyoruz, buluşu olabilir. O başka bir alanların yapısı. Bizde nasıl, biz nasıl bakıyoruz? Sizler bilim insanları olarak nasıl bakıyorsunuz? Diyoruz ki biz yeni geliştirmiş bir teknolojik konseptleri kullanıp bununla ya know-how geliştiriyoruz ya da bunların yapılmamışları için uğraşıyoruz. Yani bizim sektörde örneklerini CRISPR-Cas 9 gene editing kullanıyoruz. OMB teknolojileri var. Onunla yapılmamış öğrenip kullanıp yapılmamışları denemeye çalışıyoruz. İçinde sintetik biyoloji var, single cell analysis var, RNA therapeutics var, bunun içinde mRNA vaksinler de var. CAR T-cell teknolojisi, bunlarla neler yapabiliriz? Çünkü yeni teknoloji bize yeni çalışmalar, yapılmamış çalışmalar yapmamıza imkan veriyor. Bu da buluşa doğru gidiyor. Çok güzel. İşte bizim çalıştığımız protein sapiyonet vaksinler var. Bu bunun içine yer alıyor. Siz buralardasınız daha çok. Bunlara çalışıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben burada yenilikçi bir know-how geliştiriyorum. Bu konseptleri lokalimde yapabilir miyim diye bakıyorsunuz. Çok güzel. Arkasından da bununla bu teknolojileri, konseptlere hakim olup acaba yeni ne yapabilirim diye de çalışıyorsunuz. Ve buradan patentler de çıkıyor. Bir patent dediğiniz zaman aslında bir buluş var orada. Bir şey var. Ama bunlar bir inovasyon değil. Bir buluşta kalabiliyor. Bir makalede kalıyor. Yani kalıyor derken makalede yer alıyor. Patentte yer alıyor. Çok güzel. Ama inovasyon dediğimiz zaman ne diyor tasarımı? Pazarda başarılı olması gerekiyor diyor. O zaman bu kutuya baktığımız zaman benim bir araca ihtiyacım var. Bunu kullanılabilir bir ürüne çevirebilmem gerekiyor. Kullanılabilir, verimli, etkin, rekabetçi bir ürüne çevirebilmem gerekiyor. Ondan sonra bunu pazara sunup pazarda bir de o rekabet ortamında başarıya taşımam gerekiyor. Bu uzun bir yolculuk. Yani inovasyon dediğimiz zaman bu bir patent yazdım, inovasyon yaptım değil. Pazarda uzun süre müşteriye ulaşmış, değer katmış, bu sayede de ticari olarak gelir sağlayan bir model çıkarabilmek gerekiyor. Ama biz neredeyiz bilim insanları olarak çoğu zaman? Bizim olduğumuz yer buradayız. Sunumda siz çalışmalar yaptığınız zaman ya da başka laboratuvarlarda daha çok burada yer alıyoruz. Ve buradan da diyoruz ki biz bunu yaparsak harika, bu ticarileşir ve hatta pazara çıkar. Çünkü herkes bunu bekliyor ve para kazanırız. Bu iki adım, şu soru işareti koyduğum yer, hakikaten soru işareti. Çünkü bu her ürüne, her pazara, her ortama, her şirkete göre değişiyor. Bunun bir fix metodu yok. Bu fix metodu olsaydı zaten etraf milyarderler dolu olurdu. O yok. Yani bu çalışmaların ticari ürüne dönebilmesi, arkasından da sahaya çıkabildikten sonra pazarda başarılı olması uzun bir süreç ve
Birçok bilinmez var bunun içinde. İşte bunlarla ilgili size birkaç model paylaşmak istiyorum bugün. Deyip. Şimdi benim elimde birkaç model var. Bu modelleri sizlerle paylaşacağım dedim. Birinci paylaştım ve bunu her startup'la paylaşıyorum. Çita oyununda mıyız yoksa bir fil oyununda mıyız? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için de ben 6 tane alana bakıyorum. Tamam. Bundan 8 sene önce herhalde geliştirdiğim bir model. Bu da çok zor bir model değil. Ama startuplarla çalışırken ki 2500 startupla çalıştım. Bunların 1100'ü akademik projelerde sizler gibi çalışan kişilerin projeleriydi. 1400'ü de daha dijital bazda projelerdi. Ve hepsine bir startup deyip hepsine aynı startup ve girişimcilik eğitimleri veriliyordu. Ve bu benim canımı sıktı. Dedim ki bunları biz torbaya koyup aynı şekilde ilerletemeyiz. Bunları aynı şekilde geliştirip piyasaya sunup piyasada başarılı olmalarını bekleyemeyiz. Çünkü bunların değişik yapıları var. Bu rahatsızlıkla sahaya baktığım zaman bu model gelişti bende. 6 tane modele baktım. Pazar dinamiklerine baktım. Biz burada business to consumer yani doğrudan tüketiciye bir ürün mü yapıyoruz yoksa business to business mi yapıyoruz? Yani bir şirketten şirkete mi gidiyoruz? Bir de bunun yanında business to government var. Doğrudan hükümetlere mi satışlar veya devletlere mi satın müşteri, son müşteri? Mesela burada WHO da bir devlet, bir government organizasyonu olarak görülebilir. Bu mesela o tip yapılarda business to business bu resmin içinde ama business to government bu resmin dışına çıkıyor. Çünkü orada apayrı ilişkiler ve beceriler havuzu ve çok daha maalesef politik olaylar oluyor. Tüm dünyada bu böyle. O yüzden de ben bunun resmin dışına bırakıyorum. Öteki taraftan bir başka boyuta baktığımız zaman technology level. Burada biz bir uygulama mı geliştiriyoruz, computer şunun üzerinde basit bir uygulama mı? Yoksa bir bilim mi yapıyoruz sorusu var. Laboratuvarlarla, sertifikasyonlarıyla, yüksek teknolojik ekipmanlarla, LC, MS gibi veya daha da komplekslerini ancak bir doktoralı öğrencinin kullanabileceği araçlarla mı bu işi yapıyoruz? Yoksa 15 yaşında bir çocuğun kompütür alıp üstünde çalışabileceği bir araçla mı bu işleri yapıyoruz? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Ürettiğimiz, geliştirdiğimiz ürün bir sistem mi, birbirine bağlı değişik yapıların bir araya geldiği bir ürün mü, sistem mi? Yoksa tek bir bunun gibi bir product mı? Tek bir ürün mü? Ama basit. Ya da regülasyon seviyesine bakıyoruz. Yaptığımız iş mission critical bir dünyada mı çalışıyoruz? Yani bu sağlık mission critical. Hata yaptığınız zaman insan ölüyor. Bir telekom yapısı mission critical'dır. Siz fiber optikte yapı bozulduğu zaman neredeyse o bölgenin tüm özellikle şimdi tüm veri akışını durduruyorsunuz. Hastaneler duruyor, bankalar duruyor, savunma sanayi duruyor, elektrik gridler durabiliyor. Demek ki telekom da aslında bir mission critical yapıda gider ve yüksek regülasyona tabidir. Ya da siz eğlence sektöründe crash ettiği zaman ups, pardon, sorry deyip geçtiğiniz bir yapıda mısınız? Bu kritik. Endüstri seviyesi, industrial involvement seviyesine bakıyorum. Burada sanayiler mi var bu yaptığımız işin arkasında yoksa oturmuş hobi mahiyetinde de çalışabiliyor muyuz diye bakıyoruz. Bunlara bir de pazar doygunluğuna bakıyoruz ama onun bir etki olmadığını gördüm. Buna baktığımız zaman içeride çalışan yapılar, çita yapıları, çok hızlı hareket etmesi gereken yalın yapılara gerekli yapılar olduğunu görüyorum. Piyasada rekabeti yeni hızlı ürün geliştirmeyle ve satış pazarlama becerisiyle geliştiren yapılar. Bunun dışında da daha çok fil yapısı dediğimiz değişik departmanlar. Bu departmanlarda tecrübeli ve bilgili
insan kaynaklarının ve ilişkilerin zaman içinde geliştirilmiş ilişkilerin beraberce kurgulandığı daha ağır yürüyen ama daha yük taşıyabilen yapılar. Biz ilaç ve aşı sektörüne girdiğimiz zaman biz fil diyeceğim, hatta bir mamut yapısı içindeyiz. Bu olay bir fil oyunu. Birçok alacağınız eğitim inovasyonla, girişimcilikle size çita eğitimi verecektir. Ama siz ilaç geliştiriyorsanız ve çita eğitimini alıp yola çıkarsanız pek bir yere gidemezsiniz günün sonunda. O yüzden oynayacağınız oyunu bilmeniz gerekiyor oyunun başında. Ve biz bir fil oyunundayız. Fil oyununda para her şeyi çözmüyor. Çita oyununda çözüyor. Çita oyununda bir venture capital'dan para alıp hızlı hareket edebilme, hızlı harcama, büyüyebilme oyunu oynayabiliyorsunuz. Ama fil oyununa geldiğiniz zaman yetkinlik geliştirme oyunundasınız. Yetkinlik de parayla gelişmiyor. Para ve zaman ve çalışma ve tecrübeyle oluyor. Tecrübe de zamanla olur. Demek ki bizim oyunumuz ben para aldım, hızlı büyüdüm, yürüdüm, koştum oyunu değil, uzun dönemli bir fil oyunu, yetkinlik geliştirme oyunu. Ve bu yetkinlikler bazen, ki çoğu zaman Türkiye'de kendiniz geliştiremiyorsunuz. Burada partnerlar gerekiyor. Türkiye'de özellikle fil oyunlarında endüstriyel partnerlarla beraber oynamanız gereken bir oyun bu. Tamam. Ben bunu kendim yaptım, kendim geliştirdim, kendim götüreceğim, kendim para kazanacağım. Olmaz mı olur, binde bir şansınız var diyebilirim. Ama hakikaten sahaya çıkıp başarı istiyorsanız ticari ortamda, bu fil oyununda bir endüstriyel partnera veya endüstriyel partnerlara ihtiyacın olacak. Yurt içi olabilir ya da yurt dışı. Ama endüstriyel partnerler olmazsa bu oyunu averaj baktığımız zaman oynanamıyor. Bunu söyleyebilirim. O zaman ben bu oyunu oynayacaksam, ilaç ve aşı geliştiriyorsam, bir laboratuvardaysam, bugünden itibaren kimler bu oyunu oynuyor endüstride? Kimlerle önümüzdeki dönem partner olabilirim diye de bakmanız gerekiyor. Ben bu ürüne çalışayım, ondan sonra ben bunu satarım dediğiniz zaman öyle bir lineer yaklaşım yok. Paralel proses yapmamız gerekecek. Onu söyleyebilirim size. Burada endüstriyel bir oyun var. Yani çok basit, üniversite sanayi işbirliği var bu işte. Bunu düzgün kurgulayamazsak ilaç ve aşı geliştirdiğimiz laboratuvarlarda sahaya çıkamaz. Bir, iki, satılmaz. Çok net. Bunu görebiliyorum. Bu kadar sert. Ha, arada istisnalar olur mu? Ne dediğim gibi binde bir, binde iki olabilir. Ama oyunda bunun farkına varmamız lazım. Peki, bir sonraki oyun. Bu TÜBİTAK'ın sayfasından aldığım bir resim. Bunu hepiniz biliyorsunuz, onlarca kere görmüşsünüzdür. Ama bu resim ne diyor? Her zaman hemfikir değilim nasıl tanımlandığını. Burada sizler bilgi tarafındasınız, çok güzel. Burada çalışıyorsunuz, akademi. Sanayi burada iş geliştirme diyor. Bu iş geliştirme ismini çok sevmiyorum. Burası daha çok üretim yapabilme, yapılan üretim yapabilme ve sahaya sunabilme kısmı. Ve Türkiye endüstrisine baktığımız zaman endüstrimizin %97'si, şöyle söyleyeyim, öteki taraftan geleyim, sadece %2'si 3'ü high-tech endüstri. Biz yapılmışları alıp üreten bir ülkeyiz daha çok. Yani biz buradan prototip alıyoruz ya da kopya alıyoruz ve buradan üretime yapıp sokup piyasaya sunuyoruz. Biz ülke olarak bilgiyi geliştirip, teknolojiyi geliştirip, onu üretime sokup sahaya sunan bir temel yetkinlik havuzuna sahip bir endüstri değiliz. O yüzden de sıkışıklığımız burada. Biz burada üretmeyi biliyoruz. Burası bilgi geliştirmeyi biliyor ama bilgiyi nasıl kullanılabilir, üretilebilir bir modele döner. Yani bunun ismi teknoloji geliştirmedir bunun ismi.
yapar. Sektörde bu bilgimiz yok diyeyim ya da çok çok az. Şu kısmı, teknoloji geliştirme kısmını açtığımız zaman şu modeli size sunmak istiyorum. Bell laboratuvarlarında çalışırken gözlemlediğim yapıydı bu. Çoğu zaman teknoloji şöyle çünkü. Çoğu zaman teknoloji geliştirme diyoruz. Ha. Ama hakikaten ne dediğimizi bilmiyoruz. Dediğim gibi üniversite bilmiyor. Çünkü orası araştırma tarafında. Sanayi prototip alıp, pardon yanlış bahsettim. Blueprint alıp ya da kopyayı alıp üretmeyi biliyor. Ama bir konsepti alıp, yeni geliştirmiş bir konsepti alıp bunu üretilebilir, kullanılabilir bir şekle çevirme yapısı, know-how bizde kısıtlı. Peki o nasıl oluyor dediğimiz zaman şu modeli sizle paylaşmak istiyorum. Sizin iyi bildiğiniz taraf araştırma. Çünkü orada bir konsept üzerine çalışıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu konsept çalıştı. Bravo. Nitekim 2004'te Bell Labs'te Long Term Evolution, yani sizlerin lisanıyla 4G üzerine testleri gerçekleştirdi. 4G, şu anda telefonlarda kullandığınız 4G teknolojisi ben 2004'te konsepti test ettim ve çalıştığını gördüm. Ama o yapının sistemleri ne diyeyim büyük kullandığınız belki şu andaki HPLC sistemlerinin 2-3 katı büyüklüğündeydi. Sonra onlar bunun içine girdi. Hadise o HPLC büyüklüğündeki yapının bunun içine girmesi. İşte bu teknoloji geliştirme. Konsepti ispatladık, çalışıyor istediğimiz gibi. Ama onun biz uygulanabilir, kullanabilir, sanayinin istediği ölçekte bir boyuta küçültmemiz, şekle getirmemiz lazımdı. O da işte bu teknoloji geliştirme. Burada ya yeni metotlar geliştirdik, yeni ekipmanlar geliştirmemi, buluşlar yapmamız gerekti burada. Yani teknolojide bir keşif oldu. Ya da olan metotlar ve ekipmanları kullanıp bunu yaptık. Orada da bir yapabilme vardı. Bir diğer konu, ben orada ilk 40 gigabit per second interface'te çalışırken ve bunu geliştirip sahaya sunduğumda, laboratuvara getirdiğimde bunu ölçecek test ekipmanı daha dünyada geliştirilmemişti. Commercial test ekipmanı yoktu. Hani test edecek ekipman olmayan bir çalışma yapmıştık. Hewlett Packard'la beraber bu ekipmanı geliştirmemiz gerekti. Geliştirdiğim teknolojinin interface'i test edecek test ekipmanının keşfini yaptık beraber. Sizler ne yapıyorsunuz? Bir HPLC dediğim zaman aslında bilinen bir test ekipmanını alıp kullanıyorsunuz. Hiç, tahmin ederim hiçbiriniz test ekipmanı keşfinde değilsiniz. Tamam. Buradayız. Ondan sonra bunu üretebilme kısmı var. Bazen de geliştirdiğimiz ürünün onun üretebilecek makinelerinin de keşfini yapmamız gerekiyordu. Yoktu çünkü onu yapabilecek makineler. Burada da Türkiye'de daha çok gördüğüm biz olan makineleri kullanıp bunu yapıyoruz. Yani Türkiye'de biz araştırmadan sonra alt tarafta daha çok ilerliyoruz. Yapabilme yani know-how üzerinden geliştirme üzerinden gidiyoruz. Ama at the edge of technology dediğiniz zaman bir de bu yol var. Ve bunu bir yetkinlik havuzumuz yok burada sanayide. Yok denecek kadar az diyeyim veya daha doğru kelimelerle. Tamam mı? O yüzden yaptığınız araştırma sahaya çıkacaksa buradan daha çok ilerliyoruz. Tamam mı? Yani eğer yaptığınız hakikaten dünyayı değiştirecek bir konuysa ve onun ticaretleşmeye gidecek yöntemleri daha keşfedilmemişse zaten bunu Türkiye'de bu süreçleri geliştirmeniz neredeyse imkansız. Çünkü biz burada öğrenme sürecindeyiz Türkiye'de. Yani çok öğrenmek de yüksek maliyet demektir. Bell Laboratuvarı gibi yerler bunu 100 senedir yaptığı için oturmuş konseptleri var ilerler.
Bizler daha çok buralardan gidiyoruz. O yüzden biz biyobenzer ürün geliştiriyoruz. Onu geliştirirken bile ciddi zorluk çekiyoruz. Çünkü know-how, yapabilme üzerine çalışıyoruz. Acaba yapabilir miyiz? Ve tüm bu süreci yaparken de araştırmanın farklı olarak burada tekrarlanabiliyor mu? Verimli mi? Yani piyasada rakiplerden daha ucuza çıkabilir miyiz? Daha hızlı çıkabilir miyiz? Gibi konseptlere bakıyoruz. Derken bununla ilgili şu resmi size göstermek istiyorum. Benim çok bu konuda üniversiteyle çalışırken, üniversitelerle kullandığım bir tablo bu. Yine üniversitede biz biliyoruz, know-how değil, bilim bizde var, bilgi var, laboratuvarlarımızda yapabilme becerimiz de var, bravo, o da burada. Organizasyon gerekiyor, ciddi çalışma gerekiyor, koordinasyon gerekiyor, süreç takip gibi. Ama ondan sonra ticari üretim dediğimiz zaman regülasyon, endüstri standartları, verim, yani rakipten daha ucuza yapabilir miyim? Kalite, aynı kalitede ya da üstünde repetitif, tekrarlanabilir şekilde başarabilir miyim? Şimdi diyeceksiniz ki ne olacak canım? Bu yapılabilir. Size bir örnek vereceğim. Türkiye'de en çok satılan ilaç Parol'dur. Bizim ürettiğimiz. Ve biz bundan senede 1 milyar üstünde tablet basıyoruz. Tın 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 tablet basıyoruz. Eğer bunların içinde bir tanesinin içinde bir kıl çıkarsa diyelim, ciddi reklamasyon geliyor bize. Diyeceksiniz ki tabii ki çıkmayacak, dikkat edin. O zaman sizden şu hesabı yapmanızı istiyorum. Ben 1 milyar tane Parol basıyorum. Dım 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 1 milyar. Ve içinden bir tane kıl çıkma izni yok. Çıktığı zaman sektör bana ceza yazıyor. O zaman benim ilaç da böyle. Kararlılığım ne? Reliability'm ne olmalı biliyor musunuz? 1 üzeri 1 milyar. 1 üzeri 1 milyar dediğiniz zaman benim kalite unsurum ne biliyor musunuz? 99.999999999 olmalı. Hadi bakalım. Bunu nasıl yapacağız? 99.9 tane 9'un kalite unsurunu nasıl sağlayacağız? O da GMP ortamında üretim yapmakla geliyor. Yani burada bu reliability, üretim yapabilmek dediğiniz zaman çok ciddi maliyet in process kontrol gerektiriyor. Bu da ayrı bir yük. Birçoğumuz biz bunu yaptık, çalışıyor deyip sunuyoruz. Ama sanayiye gittiğimiz zaman hani %1 değil, binde bir değil, 10.000'de bir değil, 100.000'de bir değil, milyonda bir değil, 10.000.000'da bir değil, 100.000.000'da bir kaliteyle iş yapmamız gerekiyor çoğu zaman. İşte bu da ayrı bir beceri oluyor. O yüzden endüstride bunu becerenlerle ilaç geliştirme ancak olabilir. Çünkü bunu siz yapamazsınız. Yani bunun için çok yaparsınız. Ciddi para ve 5-10 sene tecrübe gerektirir. Yine bunu yapabilmek. Bir de bunun içinde regülasyon adımları var. Faz 1, faz 2, faz 3. Onlar üstüne gelecek. Bundan önceki ayrı önemli adımlar. Ama ticari üretebilmek dediğimiz zaman oyunda bu var. Ondan sonra bir adım daha var. Karlı ve süreli satabilmek, bir kompleksite seviyesi daha oyunun içine giriyor. Ve bunun yatırımlarına baktığımız zaman bilmek yapabilmek bir birim zaman ve maliyetse, sağ taraf ticari üretebilmek ve karlı süreli satabilmek 10 birim zaman ve para gerektiriyor. Bunun da realist olarak görmemiz gerekiyor. Şimdi burada bununla ilgili size şu resmi sunacağım. Ondan sonra yavaş yavaş 5 dakikaya kapatmam gerekiyor burayı. Biz sektörde, ilaç sektöründe jenerik ilaç yapıyoruz. Ve sektörde 70 tane şirket var yaklaşık. 70 tane tekil şirket var ilaç üreten. Ve biz jenerik ilaç üretiyoruz. Peki ne yapıyoruz orada dediğiniz zaman biz formülasyon çalışıyoruz. Jenerik ne demek? Orijinal ürünün aynısını yapmak demek. Yani bize prospektüs geliyor. Deniyor ki bunun içinde bu var deniyor.
Sonra orijinal ilacı elimize alıyoruz. Ha, bunu yapacağız diyoruz. Farmakopeye bakıyoruz. Bu limitler içinde çalışmamız gerekiyor diyoruz. Aslında biz jenerik ilaççılar olarak reverse engineering yapıyoruz. Geriye dönük Ar-Ge yapıyoruz. Onda nasıl yapıyoruz? Formülasyon çalışıyoruz. Bunun analitik testlerini yapıyoruz. Stabiliteye koyuyoruz. 6 ay, 1 sene raf ömrünü garanti edebilmek adına ruhsat dosyası hazırlayıp GMP ortamında, yani tekrarlanabilir kalitesinin ölçüldüğü, verimin ölçüldüğü üretim ortamında bunu üretiyoruz. Ondan sonra bunun çıkan ürünü bioeşdeğerliğe yolluyoruz. Orijinal ürünle bizim yaptığımız ürün aynı mı diye bu klinik çalışmayı yapıyoruz. Ondan sonra bu ruhsat sürecine giriyor bir taraftan. Ondan sonra evet cevabını alırsak pilot üretimden çıkarıp ana üretim yerine aynı şekilde daha büyük batch olarak bunun üretimini yapıyoruz ve ilerliyoruz. Bu bizim sektörde ezbere bildiğimiz bir oyun. Ama yeni ilaç ya da aşı dediğimiz zaman aşağıdaki resim gözüküyor. Orada da klinik çalışmaları, ben klinik çalışmalar diye geçtim. Sizler de biliyorsunuz burada faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları var. Ve bu çalışmalar kendi başına 6-7 sene süren ve yaptığınız yere bağlı olarak 10 milyonla 100 milyon dolar arasında değişebilecek bir çalışma yeri. Ben burada bir kutucuk koyuyorum ama bu 6-7 sene 10 milyonla 100 milyon arasında bir hikaye. Bu yeni ürün geliştirildiği zaman bir de buraya gitmeden yine GMP pilot üretim ortamında sizin bu ürünü ticari üretim gibi küçük boyda üretmeniz gerekiyor. Ve o zaman tekrarlanabilir, tüm süreç kontrol altında olan, in process kontrolleri tanımlanmış bir yapıda. Bunu biyobenzerde de mesela gördük. Laboratuvarda yaptığımız ürün saflaştırdık gayet güzel. Bize geldiği zaman şöyle bir problemle karşılaştık. İlk sorumuz şuydu. Bunu bir hücre bankasından başladık. Peki bu yaptığımız hücre bankası GMP onaylı mıydı? Evetse o hücreleri kullanabiliyorum. Hayırsa geri dönüp yaptığım en başa geri dönüp o hücre geliştirme işini tekrardan GMP ortamında ve GMP akredite olmuş bir yapıda geliştirmem gerekti. Arkasından saflaştırma yapıyoruz. Ekipmanımıza bakıyoruz. Diyoruz ki siz bu süreci yaptınız. Bir ekipman kullandınız. Kullandığınız ekipman ticari ekipmanla aynı mı? GMP'si var mı? Cevap hayır gelince diyoruz ki çok güzel. Bizim geriye dönüp tekrar yaptığınız çalışmaları GMP onaylı bu ekipmanda tekrardan deneyip optimize etmemiz gerekiyor. Böyle süreçler var. Bunları neden anlatıyorum? Bir şeyi burada yapabildiğimiz zaman alıp bunu GMP pilot üretimine sokamıyoruz. Bunun illahi geriye dönüp hepsini pharma grade yapmamız gerekiyor. Peki tekrar geri geliyorum. Peki bunları biz sektörde yapabilir miyiz? Sektöre bunu geçeceğim. Sektöre baktığımız zaman, hızlı zamanım bitiyor çünkü, biz yaklaşık sektörde 2,2 milyar ilaç satıyoruz toplam. Bunun 2 milyarını Türkiye'de üretiyoruz, 200 milyonu yurt dışından geliyor. Bu ürettiğimiz 2 milyarın, ki çok güzel, %90'ını yerli üretiyoruz, ama ham maddesinin %95'i yurt dışından geliyor. Onu da bilmemiz gerekiyor. Yani biz daha çok bu sektörde ham maddeyi alıp formülasyon, analitik çalışma yapıp üretim becerimiz var. Bizim scale up, yani bir ürünü alıp ölçeklendirme, sanayiye hazırlama, ondan sonra üretime sokma becerimiz çok çok limitli. Bunu bilen zaten birkaç tane şirket var, isimleri de burada. Tamam. Bu bir. İkincisi, şeye baktım, patentlere baktım. Ya bizler ilaçta know-how'umuz nerede diye. İlaçta yaklaşık 4.500 tane patent başvurumuz var. Bunların 1.500'ü tescil edilmiş. 42 tane de Ar-Ge merkezimiz var ilaçta.
Bunların patent başvurusuna baktığım zaman da 1000'e yakın. Yani %20'si buradan çıkmış, %80'i üniversiteden çıkmış. Okey. Sanayi de patent başvurusu yapıyor. Bir bilim tarafında çalışma yapıyor. Bunu görüyorum. Ama dedim, peki bu başvuruların içinden kaç tanesi hakikaten ticari yetkinliği var? Sahaya inebilir. Çünkü patent almak zor değil. Bu sefer de Avrupa ve Amerika'daki başvurulara baktım. Çünkü Amerika ve Avrupa başvuru yapıyorsanız on binlerce dolar harcamanız lazım. Bunu da duvara asmak için o patenti harcamazsınız. Hakikaten bir ticari değeri varsa diye bakarım. Orada şunu gördüm. 41 tanesinin 4500 ilaç başvurusu var. Bunların sadece 41 tanesinin yani 4500-450 %1'inin Amerika ve Avrupa başvurusu var. Bu ne demek? Biz bilim yapıyoruz ama yaptığımız bilimin benim gibi bu rakamlar diyor ki sadece %1'inin ticari değeri var kardeşim. Bir, burada birçok boyut var. Bir, yaptığımız çalışmanın ticari anlamı var mı? Bir buna bakmamız gerekiyor. Çünkü ticari anlamı yoksa sanayi bu işin içine girmez. Benim gördüğüm yaptığımız çalışmaların %1'inin rakamlar bunu. Yani bu yanlış bir ölçüm metodu olabilir ama elimde bu ölçüm metodu var. Bu diyor ki yaptığımız çalışmaların, aldığımız patentlerin sadece %1'inin ticari değeri var. Belki biraz daha teknoloji transfer ofisleri çalışıp gözden kaçırdıklarını yakalamaları lazım. Ama şu andaki resim %1. Yani çalışıyoruz, ediyoruz, siz bilim yapıyorsunuz, patent alıyorsunuz ama bir ticari değeri gözükmüyor gibi duruyor. Bir. İki, bunları ticarileştireceğiz. Onun için sanayinin bunu geliştirme know-how var. Ona baktığımda da sanayi ne yapıyor diye şaşırmadım. Çalışmaların çoğu dosage form, formülasyon üzerinde gidiyor. Yani siz sanayiye gelip, ya kardeşim ben burada bir buluş yaptım. Bunu etkin, yetkin, verimli, kaliteli süreç geliştireceğiz beraber dediğiniz zaman sanayide bunu bilen insan sayısı da çok az. Çünkü biz ne yapıyoruz? Ham maddeyi alıp bilinen bir ürünü alıp onun formülasyonu üzerine çalışmışız daha çok ve formülasyonda değişiklikler yapabilir miyiz diye bakmışız. Yani bir çalıştığımız projeler ticari olabilir mi? Bir anlamı var mı? Pek bilmiyoruz. Bilim için bilim yapıyoruz. Çok güzel. Ama inovasyon dediğimiz zaman bilim olarak bilimin üstüne çıkmamız, yani üstüne değil, başka bir açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Bir. İki, sanayi ile beraber erken zamanda çalışıp teknoloji geliştirme süreçlerini beraber geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da görüyorum. Burada da yetkinlik az. Çünkü bizim bildiğimiz daha çok dosage form çalışmalar, yani formülasyon çalışmalarını biliyoruz. Ve diğer üçüncü unsur regülasyon. Regülasyonu belirleyen, regülasyonda geçmeniz gereken testleri kurgulayan yapı orijinal ürün geliştirenler. Ve öyle bir regülasyon koyuyorlar ki sizin arkadan gelmeniz çok zor oluyor. Over regulated bir pazardayız. Yani çok fazla test isteniyor. Bunu da biyoinformatik ve daha iyi organoid modeller çalışarak bu regülasyonda kullanılan test metotlarında geliştirmeler yapıp regülasyonda çalışma yapmamız gerekiyor sahaya çıkabilmemiz için. Benim Türkiye'de bunları yaparken önümde gördüğüm, bunları geçeceğim. Önümde gördüğüm üç büyük konu bu. Bir, yaptığınız araştırma ticari olabilir mi? Kim bu konuda olabilir mi? Yani olur, çok iyi değil. Sahaya bakıp kim ne yapıyor? Bunu görmeniz lazım. İki, regülasyon ne bekliyor? Çünkü laboratuvardan çıktıktan sonra birdenbire regülasyon canavarı karşınızda diyeyim. Ona göre ilerleyeceğiz ve bu
milyonlar dolar yatırım gerektiren süreçler. Onu da baştan bilmek gerekiyor. Bunun için bu işlere girerken yine baştan endüstri partnerlerini arayıp bulup onlarla bu süreç nasıl, ne yapabiliriz, ne tip yatırım gerekiyor bilinçli bir şekilde tartışacağız. Birçoğu bilmiyor ama bilmediklerini de bilmiyor. Siz de bu süreçlerin çoğunu bilmiyorsunuz, bilmediğinizi bilmiyorsunuz. O yüzden beraber samimi bir öğrenme sürecindeyiz. Ya biz bunları biliyoruz diyorsunuz. Şunu soracağım. Sektörde kaç tane bu tip süreç, biyoteknolojik ilaç sahaya çıkmış? Bir tane Arven. İkincisi çıkamadı. Turgut'ta çıkmadı. Abdi'de çıkmadı. Atabay'da çıkmadı. Deva'da çıkmadı. İlko'da çıkmadı. Nobel'de çıkmadı. Demek ki halen hepimiz üniversite sanayi işbirliği yaptık. Daha öğrenme sürecindeyiz hepimiz. O yüzden masaya oturup ben akademisyenim biliyorum, ben sanayiciyim biliyorum değil. Ya biz bu süreci ülkede nasıl olur diye bakacağız. Ha, ikinci hadise, Türkiye'de yapmayacağız bunları. Ben Ar-Ge'mi yapacağım ve yurt dışında bir partnerle gideceğim diyebilirsiniz. O da var. Onu da bugün çalışmanız gerekiyor. Çünkü kimse, hiç büyük şirket, Sanofi, Glaxo, Merck kimseyi beklemiyor kapısında. Ne zaman gelecek bu arkadaşlar diye. O ilişkileri de bugünden itibaren kurup onların radarına girmek gerekiyor diyeyim. Burada durayım çünkü 45 dakikayı neredeyse 40 dakika yaptım. Soruları alabilirim. Çok teşekkür ederiz Doğan Bey. Evet, değerli katılımcılar, varsa sorularınızı yöneltebiliriz. 10 dakikamız var. Ben sorayım o zaman. Burada ticaretleşmeye giden veya ticaretleşmeye gitmeyi düşünen kim var araştırmadan? Araştırmayı yaptık. Şimdi ticaretleşmeye gitmek istiyoruz diyen. Hani patent aldım durdum ya da makale yazdım durdum değil. Ya bu hakikaten sahaya çıkmasını da istiyorum diyen kim var? Doğan Bey, teşekkür ederim sunumunuz için. Çok faydalıydı aslında. Yani açıkladığınız gibi çok mantıklı geldi. Yani bizde bir ürün fikrimiz vardı. Şimdi bir şirketle başladık. Yani ayrıntılar vermeyeceğim ama durumu şeyde onlar biz bunu üzerine çalışmak istiyoruz dediler. Sonra prototipi oluşturduk ama sanki piyası yok. Yani onlar bu faydalı olacak dediler ama aslında daha geniş bakarken piyasa yok şu anda o ürün için. Ama belki farklı yöne gönderebilirsek bir şey olabilir. O zaman sormak istedim. Yani bizim yani akademik araştırmacılar olarak yani pazarda değerlendirmekte çok becerikli değiliz. Yani onu yapabilmesi için ne öneriyorsunuz? Bravo. Şimdi siz pazar değerlendirmede becerikli değilsiniz. Doğru. Bizim şirketler de değil. İşin kötüsü. Çünkü bizim şirketler jenerik oldukları için o hangi orijinal ürünü satıyor deyip onun kuyruğuna takılıyorlar. Yani o yüzden ilaç şirketlerinden de ben ilaç şirketi sahibiyim. Ama bizim sektörden de ümit kestim. Biz pazarlama ve pazar analizi bilmiyoruz. Hayatımız son 30 senemiz diyeyim, eskisini bilmiyorum. Hangi ürün Türkiye'de en çok satıyor orijinal? Bunun o şeyini, jenerini piyasaya çıkarayım. IMS'e bakıyoruz. Bak en büyük lüksümüz bu. Öteki sektörlerde olmayan bir lüks var bizde. İlaç satış sayılarını IMS'ten, ki IMS diyoruz, ismi değişti. IQVIA oldu diye hatırlıyorum. Görebiliyoruz. Ve diyoruz ki ha bu ilaç satıyor. Dünyada bu kadar satmış. Patent bitmeden aynısını ben yapayım koyayım diyorum. Bizim pazarlamacıların genel konuşuyorum. %95'i diyeyim. %5 iyidir koyuyorum kenara ama %95'i IMS'i takip eder. Patente bakar. Ona göre piyasaya ilk çıkmaya çalışır. Şimdi bunu yapan bir kişiye siz ya
bir ürün var. Bunun pazarını araştır. Hani biz reaktifiz. Ne satıyor? Ben de yapayım. Tamam mı? Satana bakıp gelir. Bu satar mı ya bakmaz bizimkiler. Nasıl satar? Piyasası var mı? Nasıl satılırı? Öyle bir kas geliştirmemişiz. Bu yüzden benim şirkete FMCG'den Fast Moving Goods, yani belki de şeyden alacağım. Söyleyin. Diş patını kim satıyor? Diş patı, şampuan. Kimdir bunun en büyük şirketi? Dünyanın en büyük fast moving goods satan şirketi kim? Ünlü var. Unilever. Unilever'dan pazarlamacı alacağım. Bize pazarlama, pazar analizi nasıl yapılır diye öğretsin. Çünkü benim elemanım diyor ki IMS'te yok Doğan Bey. Bilmiyoruz diyor. Hani o kadar alışmışız ki veri tabanına bakıp birisinin bize verip, peki çikolata sattığınızda çikolata satış rakamlarının bir IMS'i var mı? Yok. Kıyafetin IMS'i var mı? Yok. Ama onlar pazarlamıyor, biliyorlar. Bizim ilaççılar yapamıyor. Biz pazarlama bilmiyoruz. Siz bilmiyorsunuz, tamam, akademisyensiniz. Sektör de bilmiyor. Ama sektör de bilmiyor. Yani biliyor. Çok tek boyutta biliyorlar. O yüzden bu işlere girerken hangi şirket olursa olsun sizin konuştuğunuz, Unilever diyorum örnek. İyi bir dışarıdan pazarlamacı da alıp, arkadaşım bu sektörü bir incele. İlaçlar diyecek ki bizim sektör her şeyden farklıdır, onlar anlamaz diyecekler. Çok güzel. Dış bir gözle bakın. Bu zayıf noktalarımızdan bir tanesi. Tamam, bu bir. İki, biz şuna bakıyoruz. Mesela ben biyo benzer geliştirdim, piyasaya sunamadım. Ağlayacağım. Milyonlarım gitti. Çünkü rakip endikasyonu başka olan bir ürün vardı. Endikasyonu başka ama bu işi de görüyor, ama endikasyonu başka. Devlet dedi ki bu endikasyon, buna da kabul edeceğim dedi. Hop, rakibim oldu. Daha ucuz, bitti. Çar. Benim ürün sahaya çıkaramadım. İTÜ'yle çalıştım. Marmara Üniversitesi'yle çalıştım. Biya benzer kamağı tamamladım. Piyasaya sunamıyorum çünkü fiyatı tutmuyor. Çünkü rakip olarak, ya o onun endikasyonu başka, o olmaz dedim. Yani çok dar bakıyoruz biz ilaçta. Bu endikasyon bir ilaç. Daha geniş alternatif ne? Ne olabilir diye gitmemiz lazım. Hani size tavsiyem, bilmiyoruz. Yani karşınızdaki de bilmiyor. Pazarlamacı alın. O baksın, o analiz etsin. Tamam mı? Yoksa ben duvara çarptım. Bir daha çarpmak istemiyorum. Mesela hocalara soruyorum. Bir aşı çalışıyoruz. Kim alır? WHO alır. Ya neden alsın? WHO diye bir telefon numarası mı var? Hani arayacağım, satacağım. WHO hangi departman alıyor? Neresi için alıyor? İhtiyacı var mı, bilmiyoruz. Doğan Bey, bunu yapalım, WHO'ya satarız. Çünkü WHO bizim kapımızda, bizden aşı istiyor mesela. İstemiyor tabii. Hani buraları çok hafife alıyoruz maalesef. Ben de mühendislikten geldiğim için ben de çok beceremiyorum. Ama canım yanıyor şu anda buralarda. Yani bunu söyleyebilirim size. Bu yüzden sizden ricam, çok net sanayici olarak şunu diyorum. Bana da kızıyorlar. Hem benim şirkette hem öteki ilaççılar. Biz pazarlama bilmiyoruz. Pazar analizi bilmiyoruz. Bunu da birisini alın. Üniversitedesiniz, alın birisini orada. Pazarlama yapsın size. Yani onun analizini yapsın. Dünyaya bakıp. Birinci söyleyeceğim şey bu. Bilmiyoruz kardeşim. Yani bunu dediğim zaman da çok kızıyorlar ama bilmiyoruz. Doğan Bey, çok teşekkürler. Şimdi birkaç tane soru var. Önce teşekkür ediyorlar Sağ size, olsunlar. Seda Keskin ve Ferhat Ünal. Menekşe Şakir, malzeme bilimciyim. Sağlıkla alakalı bir ürün tasarlama aşamasındayım. Ürüne dönüşmesini isterim tabii ki. Nereden başlamamı tavsiye edersiniz demiş. KOSGEB, Melek Yatırımcı veya TÜBİTAK programları mı diye sormuş. Ayrıca Sayın Hocam, örneğin sanayiyle paylaştığımız bilginin güvenliğini nasıl koruyabiliriz? Bilginin ne kadarını paylaşarak başlamalıyız? Bakın arkadaşlar, ben hemen söyleyeyim şimdi. Buyurun. Bana en iyi, biraz önce Stuart Hoca burada, en baba o molekülünün ismini verse,
nasıl yapıldığını söylese, burada mı hocam? Stuart Hoca. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir yere gidemem. Çünkü onu benim ticaretleşmem için size söyleyeyim, en azından hele yeni bir şeyse, yani biyo benzerse çok rahat 5 milyon dolar harcamam lazım. Tamam mı? Yani öyle aldım, kopyaladım, sahaya çıktım diye bir şey yok. Sonra biyo benzerse o, sahaya çıkardım değil mi? Hiçbir hoca, hiçbir hekim onu yazmayacak. Diyecek ki, Atabay ilk defa bir biyo benzer çıkarmış. Ben orijinalini alayım da güvende olayım diyecek. Bu sefer ben oturacağım, bir ay, bir ay ne bir ay, bir sene, 2 sene hekimleri ikna etmem gerekecek. Benim ürünüm iyidir diye. Tamam mı? Çünkü orada ters bir şey gitse o riski almaz. Orijinali var. Gider orijinalini alıyor orada. Yani bu iş biri aldı, kopya çekti, gitti. Ya o filmlerde oluyor. O burada olmuyor. Korkmayın orada. Ha, çok basit bir şeydir. Kompleks değildir. Hızlıca üretilir. Regülasyonu yoktur. O ayrı. Hani bir kompüter oyunu yapıyorsunuzdur. Onu kopya çeker giderler. Tamam. Ya da bir ama siz kompleks bir malzeme geliştiriyorsunuzdur. Bu regülasyona tabidir. Bunu öyle kolay değil bunun kopya alınıp yapılıp sahaya çıkması, satılması. O yüzden herkes bunu fikir var hemen sahaya çıkacak zannediyor. Eğer siz malzeme bilimi çalışıyorsanız, bir tıbbi ürüne gidiyorsanız elinizde en az 5-6 sene var. Onun kullanılabilir bir ürün şekline dönmesi, regülasyondan geçmesi, satış kanalını bulmanız, çünkü satamazsınız onu. Bunlar satış kanalları üzerinden satılan yerlerdir. Öyle çıkıp çikolatayı bile satamazsınız. Dergi bile satamıyorsunuz. Dergi çıkardınız. 2 tane dağıtıcı vardır derginin. Onlarla işbirliği yapmanız gerekir ve karın yüzdesini alır. %50'sini alır. Çünkü D&R'a gitmek istiyorsanız oraya götürebileceğiniz 2 tane kanal var. Ve diyor ki bana ne? En iyi dergiyi çıkarsan bile benden müşteriye gidiyorsun. %50'si benim diyor. Bu oyun böyle bir oyun. Ticaretleşme dediğiniz zaman sahaya inebilme oyunudur bu. Ve onu yani orada korkmayacaksınız. Tamam mı? Orada o yol zor ve para ve yetkinlik gerektiren bir yol. Evet, iyi partner seçip korkmayın. Yani onlar öyle çalındı, edildi hikayeleri pek yok. Keşke etrafta bir sürü inovatif ürünler, çalıntı ürünler uçuşsa, onu da görmüyoruz. Yok, çünkü sahaya çıkması çok zor bunların. Çok teşekkürler. Aysun Mantar. Yani yürüyün diyeceğim, korkmayın. Ya girin, çalış, beraber işbirliği yapın, para kazanma hevesiyle çıkmayın. Bakın diyeceksiniz ki çok komik bir cümle ama hepimiz bu süreçleri öğreniyoruz daha. Daha pardon, adam olma çabasındayız hepimiz. Hepimiz ben şirket olarak da adam olmayı hani İnsan olma. Yani daha büyüyoruz. Ergenlikteyiz. Para mara bize yok daha. Tamam mı? Öyle paralar daha yok. Öğreneceğiz. Bir sonraki buluşunuzla para kazanabilirsiniz. Şimdi öğrenme sürecindeyiz. Eğer para filan diye giderseniz de maalesef hiçbir şirkette sizle çalışmıyor. O zaman onu da duvara asıyorsunuz. Ah benim de böyle bir fikrim vardı. Avcı hikayesine. Kaçan av büyük olurmuş diye oturup anlatırız. Kahve içerken birbirimize. Teşekkürler. Aysun Mantaş sormuş. Sunum için çok çok teşekkürler. Ben bu eğitimi daha çok emekleme aşamasında biriyim. Moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum. Lisans eğitimi sonrasında master aşamasında ilaç sektörüne yönelmek isteyen biri olarak ilk basamakta partner seçimini nasıl yapmamız gerekmekte? Sektör ve üniversite arasındaki ilişkinin kuvvetini nasıl gözlemleyebiliriz? Şimdi yani bu sektörde biyoteknoloji dediğiniz zaman bu işi yapan birkaç tane düzgün şirket, uğraşan, çalışan birkaç tane düzgün şirket var. Bir kere oraya girmeniz gerekiyor. Arven mesela. Oraya girmeye çalışacaksınız. Bizle çalışın Atabay. İlko. Ben rakipleri de söyleyeyim. İlko. Deva. Deva question mark. Hani onlar arada giriyorlar çıkıyorlar ama İlko ciddi. Turgut İlaç ciddi. Arven zaten bu işi en iyi yapan. Nobel. Nobel. Bu arada Sinagen. Sinagen. Hani bu ilaç şirketleri bilip gitmeniz gerekiyor. Ben ilaç sektörü diye bir dünya yok.
biyoteknoloji yapacaksam bu şirketlere girmek istiyorsanız. Ha, öteki şirketlerde bir girecekseniz de mikrobiyoloji laboratuvarına girebilirsiniz, bir laboratuvara giriyorsanız. Nokta. Ya da aşı çalışacağım diyorsanız o zaman Dolvet var. Söyleyin, Ankara'da şimdi açtı. Sinovac var. Bunlardan birkaç tane var. Buraları var. İBG aşı çalışıyor bir Ar-Ge merkezi altında. Buraları var. Hani ben ilaç sektörüne gireceğim. İlaç sektörüne girmek yok. Yok. Benim WHO ile konuşacağım demek gibi. WHO'da hangi departman hangi kişiyle konuşacağımı çıkardığınız gün WHO gerçektir. İlaç sektörü diye bir şey yok. Ben Arven'de ya da ben Atabay'da Doğan Taşkent ile ilişki içindeyim dediğiniz zaman bir şey var. Ötekisi havada gaz bulutu. İlaç sektörü. Hiçbir şey demek değil. Atabay Taşkent bir şey demek. Tamam. Şeyde işte Nobel'de şu kişinin ismini biliyorsanız bir şey demek. Bu kişilerle konuştuğunuz zaman bu adımdan gideceksiniz. Yani biz ilaç sektörüne girmek istiyoruz. İyi, hiçbir yere giremiyorsunuz. Spesifik olun. Kim hangi sektörde ne yapıyor? Bunu bulmanız lazım. Nokta atışı kişi bulacaksınız, oradan gireceksiniz. Onlarla konuşacaksınız. O güne kadar sadece bir kelime kurulmuş, bir yere gitmiyor. Hani biraz sertim burada ama proaktif, talepkar tutmanız lazım bunları. Ben ilaç sektörünü düşünüyorum. Çok iyi. Düşünmeye, 10 sene sonra düşünmeye devam ederiz böyle. Yakalayın o kişileri. Gidin öğrenin. Ne yapılıyor? Ne yapamıyorlar? Know-how hangi seviyede? Bunları yakalamanız gerekiyor. Ama bilin sektör iş şirketlerinizi. Teşekkür ederiz. Gözde Bayazıt. Merhaba hocam. Bizler de çiftlik hayvanları için takviye gıdası geliştirme projesi yazdık ve KOSGEB'den destek alıyoruz. Bu konuda önerileriniz nelerdir? Güzel KOSGEB desteğiyle başladınız. Şimdiden bunu nereye satacağınızı bulmanız lazım. Rekabet, yani rakipler ne yapıyor? Alternatif ürünler ne? Çoğu zaman alternatif ürünlere bakmıyorsunuz. Belki orada bilmiyorum ne kullanım ama alternatif, yani sizin bizim aynı ürün yok. Yok ama bugüne kadar bir ürün kullanmışlar. Tamam mı? Demek ki bir şey kullanılıyor. O ihtiyaca karşılığı hangi çözüm havuzu sunuyor? Buna bakmanız lazım. Bunun içinde siz de bir tanesiniz onun içinde. Çözümlerin içinde bir tanesiniz. Onlara karşı nasıl avantajlarınız var ama hepsine. Yani bir çok başka yerden örnek vereceğim. Bir evde koruma sistemi geliştiren kameralarla image processing yapan birinin rakibi köpek. Çoban köpeği. O evi koruyor. Siz onu rakip olarak koyacaksınız oraya. Bekçi sizin rakibiniz. Çünkü alternatif evi koruyor. Bir şey sistemi söyleyin. Evet, kamera sistemi de koruyor ama köpek de koruyor. Şimdi o kişi seçim yapacak. Köpek mi yapayım, kamera sistemi mi, Pronet mi koyayım diyecek. Bunlar rakipler. Çoğu zaman şunu diyorsunuz. Aynı kamera sistemini kimse yapmıyor. Yapmıyor. Çok güzel de. Zaten kimse de almayacak büyük ihtimal. Çünkü Pronet, köpek, bekçi, bilmiyorum, silahı olan koca versiyonuyla bu işi hallediyor. Nasıl hallediyorsa bir çözüm yöntemi var. Tamam mı? Bunu bu kadar geniş bakmanız gerekiyor inovasyona giderken. Çünkü ticari başarı var orada. Ticari başarı dediğim zaman teknoloji bunun sadece beş boyutundan bir tanesi diyelim. Ama bu destekleri alın ama bu taraflara da lütfen bakın. İlaç, mesela o çok daha az regüle bir ortam. Daha rahat. Malzemeden tıbbi cihaz geliştirmek daha regüle bir ortam. Muhakkak regülasyonu öğrenin. Sahaya çıkmak için benim geçmem gereken adımlar ne? Çok sıkıcı biliyorum ama duvara çarptıktan sonra çok geç. Çünkü öğreneceksiniz o gün gelince. Şimdiden öğrenirsiniz, hazırlık yaparsınız. Partner bulursunuz. Teşekkürler. Bu da bizim son sorumuz olsun. Serap Tamam. Mert, DNA partikül antikanser ilaçları ile ilgili şirketinizin yaklaşımı nedir? Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Bir daha sorun. Dur, kaçırdım onu. DNA nanopartikül antikanser ilaçları ile ilgili şirketinizin yaklaşımı nedir? DNA'yı nasıl yazıyor? How to spell DNA diye başlayayım ben.
Cevap oldu mu? Nanopartikül ne demek? Açıklar mısınız? Bizim yaklaşımımız bu kadar uzağız. Çok Tamam. çok çok teşekkür ediyorum. Çok. Yani uzağız. Uzak olmak istemiyorum ama daha uzağız. İlk sorum şu oluyor. Bunun orijinal ürünü piyasada var mı? Varsa konuşalım. Yoksa konuşmayalım diyorum. Çünkü yoksa yakın dönemde de çıkmayacaksa benim böyle bir çalışma yapıp piyasaya çıkmam 10 sene ve 100 milyon dolar. Çok net. Ne mi 100 milyonum var ne 10 sene sabrım var. O zaman orijinali varsa beraber bio eşdeğerliğe gidebiliriz mesela. O daha kısa bir süreç. O 5 sene ve birkaç milyon. Benim oynayabileceğim bir oyun. Ama yok, ilk defa biz yapıyoruzsak benim boyum yetmez. Bu arada Türkiye'de hiçbir şirketin boyu yetmez. 10 sene ve 100 milyon dolar harcayacak Türkiye'de bir şirket yok. Doğan Bey, son soru dedik ama sunum araştırmacılarından Ayşe Duldan'ın bir sorusu var. Buyurun. Enfeksiyon hastalıklarına yönelik tanı kiti geliştirmek üzere TÜBİTAK 1004 projesinde çalışıyorum. Ayşe Dulda yazıyor. %90 üzerinde doğruluğa sahip bu kiti ticarileştirme hususunda Atabey olarak yardımcı olabilir misiniz? Memnuniyetle konuşuruz. Bizim enfeksiyon tarafında, viral enfeksiyonlarda ürünlerimiz de var. Sinerjisi varsa bizim ürünlere konuşmak isterim. O da ayrı bir dünya. Yani COVID-19 tanı kitleri eczanelerden satılması yasaktı. Benim geliştirdiğim Sentromer'le birlikte siparişe dayalı Ar-Ge'de geliştirdiğim Sentromer, Pınar Akalın hanımla geliştirdiğimiz COVID-19 hızlı tanı kiti vardı. Fill and finish şey değil, paketleme değil. Yani bütün stripini de burada yaptı Pınar Hanım. Gayet de başarılı. Ama ben onu ticarileştiremedim. Çünkü benim ticarileştirme yolum eczaneler. Çünkü ben tanı kitimde olabilecek bir hatadan, yanlıştan dolayı ilaçlarıma kötü isim gitmesini istemem. Çünkü benim böyle bir risk management tarafımda var. Eczaneden, kontrollü ortamdan, kalite kontrollü bir şekilde piyasaya çıkabilen bir şirketim ben. Amazon'dan satamam. Tamam mı? Benim yapım, benim güvencem, benim ismim Amazon'a izin vermiyor. Eczane üzerinden olabilir sadece benim yapım. Ve devlet de tanı kitlerini o dönem ve halen diyebiliyorum. Eczaneden satışını yasakladığı için ben piyasaya çıkamadım. Ürünüm varken de. Şimdi bunlara da bakmak lazım. Yani konuşurken ben nasıl piyasaya çıkarım? Benim ne oyun oynuyorum ben? Ben steril bir oyun oynuyorum. Aman hata yapmayayım. Çünkü 1/1 milyar hata şeyiyle ilerliyorum ben. %99,99999 hata yapamam ve ilerlerken Amazon'dan mal satamam ben. Dikkat, bunlar benim. Ha, başkası yapabilir. Bunlara bakıp memnuniyetle konuşalım. Destek de veririm. Nasıl yapılabilir diye. Ama ya bunu alsınlar, satsınlar diyoruz. O oyunun kuralları var. Futbolda offside nasılsa, ya gider topu atarsın. İşte offside atamıyorsun öyle. Ben de al bu ürünü satsın. İşte satamıyorum öyle. Eczane olmazsa olmuyor mesela bende. Yani bunlar constraint'ler var. Bu oyunun içinde, bu kurallar içinde oyun oynayabiliyoruz. Öyle aldık sattık. Bizim dünya çok regüle olduğu için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yoğurdu üfleyerek yiyoruz her seferinde. Doğan Bey, çok çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Değerli katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Harika bir webinar oldu. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek üzere. Doğan Bey, çok sağ Dur, dur. Ben bir de e-mailimi olun. yazayım Buyurun. mı buraya? Tabii, buyurunuz. İsteyenler yazsın. Ama hepiniz yazmayın. Az az gelin üstüme Atabay. Herkese cevap veremiyorum. Buyurun. Okey. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. kalın. Sağ olun.